Yıllardır kurulan hayaller ve aylardır yapılan planlamalardan sonra Rusya'nın başkenti Moskova'dan dünyanın en uzun ve en ünlü tren rotalarından birisi olan Transsibirya ile 4 gün yaklaşık 6000 kilometre süren bir serüvenden sonra Rusya-Moğolistan sınırında bulunan Urad Cumhuriyeti'nin başkenti Ulan-Ude'ye vardım. Buradan da otobüs ile 14 saat süren bir yolculuktan sonra Moğolistan'ın başkenti Ulaanbaatar'a geldim. Şehirde çok vakit kaybetmeden yanıma direkt eski yoldaşım olan Nurgül'ü de alarak gece otobüsüyle yaklaşık 1000 kilometre daha yol giderek 13 saatte Moğolistan'ın kuzeyindeki Mörön şehrine geldik. Burada da hiç vakit kaybetmeden bir araç bulup yanımızda da yola denk geldiğimiz Fransız bir arkadaşı alarak 300 kilometre daha kuzeye, Güney Sibirya ormanlarının içinde bulunan Saganur şehrine yaklaşık 12 saatte geldik. Böylelikle neredeyse 7 gündür aralıksız seyahat edip Duha Türklerinin en yakın yaşadığı kasabaya varmış oldum. Yakıyor. Sıcacık buralar. O kadar alışveriş yaptık. Ne olacak? Ben de bilmiyorum ki. 3 tane mont aldım ben buraya gelmek için. Boşa gitti. Mirror. Sorma. Biliyorsun. Abi şey bir de soğuk mevsim normalde. Soğuk olması lazım. Hmm. Ben de anlamadım. Evet. Ama akşam da o kadar soğuk değildi. Yani hani çok üşüyecek bir şey yok yani. Yoktu. Güzel. Günaydın arkadaşlar. Şimdi biraz sonra size ben aldıklarımı göstermek istiyorum. Böyle bir şey olamaz. Gerçi ben zaten Yakutistan'a falan gideceğim. Oraya giderken lazım olacak ama. Yani çok ilginç ya şu an. Şaşırıyoruz hava durumuna. Tabii sadece biz şaşırmıyoruz. Buradaki insanlar da şaşırıyor. İki gün önce buralar hep böyle balçık malçık falanmış. Yani sıfırın altındaydı zaten biz baktığımızda buradaki sıcaklık. Gece gerçi yine düşüyor. 3-4 derece düşüyor. Yani çok soğuk değil dediğimize bakmayın. Yine soğuktu ama hani beklediğimiz gibi bir şey değildi. Şu an gündüz sıcaklığı da nereden baksanız 20 derece. Şu an belki biraz üstünde bir sıcaklık var. Dün burada kaldık bu arada. Onu da göstermek istiyorum. Brother, good morning. It's my house. Yeah. Tam crazy ya. Abi dün burada yattık. Nuriş burada yattı. Ben orada yattım. Arkadaş burada yattı. Sobamız vardı. Geldiğimizde bir ısındık. Güzeldi. Rahattı. Yastıkları göstermek istiyorum. Yastık içinde ne var emin olamadım. Saman diyeceğim. Saman değil. Buğday başağı diyeceğim. O da olmayacak. Bildiğimiz bir şey. Bizim de eskiden köylerimizde falan vardı. Böyle şeylerden yastık, yorgan. Böyle çoluk çocuğa bir sürü bir şeyler aldık. Alışveriş yaptık. Daha da bir sürü gideceğimiz insanlara alışveriş yapacağız. Yani bayağı bir alışveriş yapacağız. Çünkü hem onları hediye götürmüş olacağız. Hem de biz de orada 2 gün kalmayı planlıyoruz. 2 gece 3 günlük bir hayalimiz var. Genelde herkes gidiyor, görüyor, geri geliyor. Ya da 1 gece kalıp geri geliyor ama zaten gitmeniz ve yol yorgunluğu ve ilk gün bir şey anlayamazsınız diye düşündük. Ve biz yani toplamda 3 gün satan insanlarıyla, yani daha doğrusu Duha Türkleriyle birlikte olacağız. Moğolistan seyahatimin devamı ve Allah nasip ederse bütçemi ayarlayabilirsem Yakutistan seyahatimde giyeceğim kıyafetlerimi göstereyim.
Abiler bir yere çadır kurmaya gidiyor galiba. Bakın. Gördüğünüz çadırın iskeleti bu. Tavan kısmı. Bunlar keçeleri, meçeleri. Sıcak tutuyor 4 mevsim. Halatlarla bağlıyorlar. Size eşyalarımı göstereyim. Bu içimde ne var? Yani bu içimdekini Türkiye'den aldım. Bunu dediğim gibi buradan aldım. Bu biraz pahalı. Yöresel bir kıyafet olduğu için bunu 60 bin tögrige aldım. Ya burası çok pahalı diyorlar da o kadar değildi. Bakın bu polar bir şey aldım. Marka bir şey değil ama gerçekten sağlam bir şey. İyi bir şey yani, kalın. Katman yapmak için bunu aldım. Bunu 20 bine aldım. Bu mont, bu da güzel, kalın. Bunu 25 bine aldım. Ayakkabımı göstereyim bak size. Abi şöyle bir bileklikli ayakkabı aldım. Bakın ayakkabı çok sağlam. Bunu ikinci el aldım ben. Neden ikinci el aldığımı şimdi söyleyeceğim. Ben normalde bileklikli ayakkabı giyemiyordum ama hem işte bayağı zorlu kış şartlarında gezeceğiz. Hem de ayağım kırık biliyorsunuz, sıkıntılı. O yüzden çakma bir ayakkabı almak istemedim. Orijinal ayakkabı almak istedim. Evet, burada bazı orijinal şeyler çok pahalı. Bu bilmiyorum markasını gördünüz mü? Bu bir marka ve burada bir tane Ulaanbaatar'da bir pazar vardı. O pazarda anladığım kadarıyla bir miktar daha önceki turistlerin gelip burada bıraktıkları, bir miktar da Avrupa'dan ikinci el olarak topladıkları ayakkabıları sattıkları bir pazar vardı. Ve ben bu ayakkabıyı oradaki pazardan aldım. Orijinali ne kadardır bilmiyorum ama böyle bir ayakkabı burada mağazada almaya kalksanız 300 dolar civarında, 350 dolar civarında da mağaza çok pahalı çünkü. Ama ben buna gittim, ikinci el pazarından aldım. Bir sürü daha orijinal ürünler vardı orada. Ve ben bunu 100 bin tögrige aldım. Direkt test etmek için şey yaptım. Bir tane su çukuru vardı. Çukurun içine girdim. Bileğime kadar neredeyse, yani 4 parmak belki 3 parmak diyeyim, abartmayayım. Suyun içine girdim, tepindim. Damla su almadı. Tabanı biraz sertti. Benim topuğumda hala vidalar var, acıtıyordu. Tabanına da böyle bir tarafı deve tüyünden yapılmış. Kaşmir galiba ya da. Şey, tabanlık aldım, yumuşacık oldu. Şu an ayağım var ya, yanıyor hem de yumuşacık. Abi şaka gibi. Bakın bu pantolon çakma olabilir. İçi yani polar, sapasağlam. Bir tane kapkalın pantolon. Bu da deve tüyünden yine bir çorap aldım. Çorabı 4000'e aldım. Pantolonu 15000'e aldım ya. Şaka gibi, 15000'e Türkiye'de pijama alamazsınız. Ondan sonra böyle bir mont aldım. Tamam, mont 80000'e aldım. Abi mont çakma mı orijinal mi anlayamıyorum ya. Yani 80000'e bu montun orijinal olmaz, tamam mı? Ama mont kas tüyü. Kapkalın mont abi. Şimdi alt katman bu. Üst katman bu. Üstüne de bunu giyiyorsunuz abi. Buraya kadar çekiyorsunuz. Sibirya'dan içine giriyorsunuz. Gerçi burası şu an Sibirya. Yani bir de bunu aldım. Bunu 80000'e aldım. Bu çantamda temizlik eşyalarım var. İşte temizlik eşyalarım, tabak, çanak falan var. Çadırım, tulumum ve şeyim var. Şişme yatağım, onları saymıyorum. Bunu almıştım Rusya'dan, hatırlıyorsunuz. Ben bunu çakma diye aldım Rusya'dan. Ama galiba bu orijinal ve orijinalse çok üzüleceğim. Red, kırmızı tilki mi neymiş? Millet orijinal diyor, ben de çakma diye aldım. Aldım şey ya, kaça almıştım ben bunu? 7-8 dolarım, 10 dolarımı ne almıştım? Ben gelirken bir tek bunu getirdim. Kalın, bir tek bunun vardı, hiçbir şeyim yoktu. Ha sonra bakın ne aldım. Abi öyle bir işlik aldım ki bunu altıma giysem yanıyorum, o yüzden giyemedim. Burada böyle şey de var hani, uğraşmıyorsunuz. Buranın yöresel bir işliği bu. Dedeler medeler giyiyormuş galiba. Bunu da 15000'e aldım. Kaliteli boxer'lar var abi. Bak boxer çok kaliteli ve 4000 tanesi. Onu da buradan aldım. Böyle bir videoda neden böyle bir tanıtım yapıyorum? Onu da ben de bilmiyorum. Kıyafeti harcadım. Şeyler ve şu an benim Sibirya dahil yapacağım yolculuk bunlar. Çok güzel yerler geldik yine ya. Allah. Yeni doğmuş buzağı gibiymiş ya. Ayağım biraz sekiyor, çok koşamıyorum ama çok keyfim yerine geldi ya. Saganur diye bir şehirdeyiz. Yazılışı Saganur diye yazılı ama Saganur diye okunuyor. Gördüğünüz gibi 3-4 tane yurt var ve bu yurtlar aslında bir guest house gibi. İçerisinde 3-4 tane yataklar var.
Saganur şehri de böyle bir yer. Daha doğrusu burası bir kasaba ama en yakın insanlığa 300 kilometre civarındaydı. Şu an burası Güney Sibirya ormanlarının alt dilimi. Aslında burası da Sibirya'ya dahil bir kısım. Yani buralardan sonra aslında Sibirya başlıyor. Belki daha aşağılarda gidiyordur. Bilmiyorum. Burası da Ötüge'nin kuzeyi. Yani bildiğiniz Türklerin ilk ana yurdu olan Ötüge'nin kuzey taraflarındayız biz şu an. Aslında burada da zamanında belki de zamanında değil hala da şu an aslında çok saçma konuşum. Türkler bu çadırlarda ve göçebe hayatlarını devam ettirmişler. Biz şu an belki Türklerin yani bizim atalarımızın binlerce yıl önce dahi yaşadıkları noktadayız. Şu binayı daha sonra göstereceğim size. En son Tika'nın buradaki Duha Türklerini teşvik etmeye, hayatta tutma, canlandırmak amacıyla burada edindirdikleri bir yer. İçinde ne var henüz ben de bilmiyorum. Duha Türkleri biliyorsunuz aslında burada Moğolistan'da şöyle anılıyor. Geyik besleyen insanlar manasında bir kelime var. Onların hepsini asıl duhaların yanında anlatıyor olacağım. Ve aslında bu insanlar burada geyik besleyen insanlar deniyor. Moğolistan'da böyle biliniyor. Yani Duha Türkleri diye bilinmiyor. Hatta onlara da kendilerine sorduğunuz zaman zaten Duha Türkleri demiyorlar. Satan gibi bir şey diyorlar. Burada çift hörgüçlü Gobi Çölü'ne yani bu coğrafyaya ait deve görebileceğiz. Ya da gördük biz ama hani bir türlü çekme fırsatı olmadı. Yanına gidip çekemedik. Tibet öküzü var, yaklar var yani. Ve büyükbaş inekler, öküzler var. Çok fazla küçükbaş hayvan ya da hayvancılık henüz burada görmedim. Hele kümes hayvancılığı neredeyse yok. Zaten göçebe halklarda konar göçer oldukları için kümes hayvancılığı çok fazla yapılamıyor. Güzel güzel. Daha 3 günlük pratik yaptım. Şimdi Mörön yani Ulaanbaatar'dan sonra geldiğimiz Mörön şehrinin kuzeyinde Hatkal diye bir yerleşim yeri var. Orada da Hözköl var. Yani Hözgöl. Burada da köl diyorlar. Bu gölün etrafında batı ucunda ve doğu ucunda yaşayan Duha Türkleri var. Ya da farklı etnik gruplar var ya da Moğollar var. Belki de binlerce yıldır Duha Türklerinin bu gölün çevresinde yaşadığı, göçtüğü düşünülüyor, tahmin ediliyor. Şu an bu gördüğünüz Sibirya ormanlarına doğru olan kısma Sibirya ormanlarının alt eteklerine ya da Sibirya ormanlarının tamamına tayga diyorlar. Yani tam bunlar tayga terimini ne için kullanıyor anlayamadım ama şu manada olabilir. Hani Amazon ormanı gibi düşünün. Amazon'un doğusu, Amazon'un batısı falan gibi düşünürsek bu Hözköl ve etrafını tayga dediğimiz yani kısmı. Şu an Duhalar ne tarafa göçtüğünü tam emin değiliz. 4 sefer bir göç yolu var. Şu an burada bir tane hostelde kalıyoruz ve o hostelin sahibi şu an ona bakıyor. Hangi taygadaysalar yani Amazon'un tabiriyle daha iyi anlamanız için hangi bölgesindeyseler biz atlarla oraya doğru bir ya da duruma göre uzağa göçtülerse 2 günlük yolculuk yapabiliriz. Ama genelde kış sezonunda şehire ve göle yakın yerde olmayı tercih ediyorlar. O yüzden tahminim o ki 7-8 saatlik bir at yolculuğundan sonra yani önce araçlarla 200 saat gideceğiz. Sonra atlarla 7-8 saat gidip Duhalara ulaşmış olacağız. Burada şu an bulunduğumuz Saganur kentinde yani ya da köyünde altyapı yok. İnsanlar sularını motorlarla tanklara dolduruyor. Sonra depolarına aktarıyor. Oradan da günlük kullanım için kullanıyorlar. İçme suyunu başka yerden sağlıyorlar. Ama köyde şu an elektrik var. Ay 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 ay
Bizim oğlan dedi ben illa yıkanacağım. Yıkanırken şu an şortunu kilitli ona kızıyor. Göl temiz ama biraz otlu olduğu için belki biz de girecektik ama vazgeçtik. Çok otlu. Bu araştırma merkezi ve müze Türk halkının duhaları armağanı olarak Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı yani TİKA tarafından yapılmıştır. Türkçesini ve Moğolcasını yazmışlar. Altında da tarih var. 2016 yılında. Bakalım. Kilitli. İçeride ne var derseniz içeride şu an görebildiğim kadarıyla çadır var. Bir yerlerde belki denk gelemeyiz. Burada ufak hemen çok hızlı anlatacağım size. Bu yurtların temel bileşeni aslında bu kapı. Bu kapıyı kuruyorsunuz. Ondan sonra etrafına çadır diyeyim inşa etmeye başlıyorsunuz. Ve güzel bir kolay bir taktiği var. Bunlar göçebe olduğu için kolay bir şekilde kurulup kaldırılması için şöyle bir şey yapmışlar. Bakın bu gördüğünüz bu her şey tahta. Bu gördüğünüz şeylerde aslında çubuk sokmuşlar araya. Ve bu tamamen bu üst örtüyü, bu içerideki keçeyi ve dışarıdaki bu kaplamaları, şu ekstra bir kaplama çıkardığınızdan sonra ipleri çıkardıktan sonra yapıyorsunuz tabii bunları. Sonra bu çadırları yani dış cepheyi söküyorsunuz, sara söküyorsunuz. Ondan sonra o içeride demin gördüğünüz iskelet kalıyor. O iskeleti de böyle tutup itiyorsunuz. Şey gibi düşün, yayı sıkıştırmak gibi düşünün. Bu böyle neredeyse işte bir kucak bir şey kalıyor. Ondan sonra da ortada iki tane direk var. Şimdi onları da göstereceğim. Onlara söküyorsunuz, kanalara yüklüyorsunuz. Bazen bu iki direkten oluyor, bazen tek direkten oluyor. Güneşin doğma yönü buradan hesaplanıyor ve bu tarafa da açık bırakılıyor, şeffaf ama daha sonra isterseniz isteyenler orayı da kapatıyor. İçerisi de bu şekilde. En sona da çıplak bir şekilde kapı kalıyor. Her şey hazırlanıp usulüne uygun yüklendikten sonra kanun üzerine yüklüyorlar. Bu kapıyı da onun üstüne atıyorlar. Ondan sonra bu gördüğünüz halatla da kanıyı bağlıyorlar. Ondan sonra bir sonraki noktaya göç ediyorlar. Tabii ki şu an bu gördüğümüz nokta göç alanı değil. Burası yerleşik yaşayan insanların bulunduğu bir nokta. Bu da yerleşik bir çadır. Turistik. Şimdi bu ablamız Uzi. We said Uzi is okay. Yeah. Uzi TİKA ile bütünleşik çalışıyor. TİKA'nın buradaki eli ayağı gibi hem de işte bir yandan da gestası var. Turist rehberliği yapıyor ya da buradaki aracılıkları falan yapıyor. Bizde sağ olsun TİKA'dan Serik Bol Bey vardı. O yönlendirdi Uzi'ye. Uzi de bize yardımcı oluyor. Uzi, how many people living in Saganov? 2048 about like. Oh, it's not little. Yeah, good. Yeah. How many, totally how many Duha people living in Taiga? In Taiga, Doha people is like only few people. Yeah. Like, and here is like 200 more all Doha people. Mm. But is the Doha people has a different language of Mongolian people. Yeah. Like a similar of Turkish language. Yeah, I know. Uh-huh. Maybe Tuva. Tuva. You know Tuva? Tuva is Doha is similar. Similar. Yeah. I know. Yeah, yeah. Because Tuva is like. And Russian people, they say Tuva, but they like writing Tuva, but pronunciation like so similar to Tuva. Sorry, tell me again how to say this food name? Winterthur.
Horuk. Undukte. Undik zey. Undukte zey. Horuk. Undik zey horuk. Aha. She said undukte horuk. Okay. Bunda şey var abi. Pilav var, patates var, yumurta var. Bir de biber mi var? Erten geldim. Erten miydin? Ha. Akşam gel abi. 5. 5 gün doğru barcağım. Mürene. Speak Turkish, Turkish. Turkish. Okay. That not Turkey Turkish. Different. Different. Yeah, okay. Atın ki? Myanmar. 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 Not yet. İngilizce konuşuyor adam. Örttüm. 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 Bu arada abi Duha Türküydü ha. Biraz önce konuştuğum şey de onların Türkçesiydi. Örttüm Türkçe. Örttüm, you know, örttüm. Örttüm. Thank you. Yes. You know? Şeyde, o da Duha Türk ama babası farklı, annesi farklı yani. Bir tarafı Duha Türk, o yüzden çok şey unutmuş. Senin yurt burada? Burada. Erten? Erten, Barcaz, Satan. Haa. Ya, ya. Camın çarıp pazarı var. Nere? Senin ü? Ben çarıp pazar. Ha, na o barda o. Ha. Bar. Cip bar, at bar. Ya. Bar. Camın çarptı. Ha? Çarptım. Örttüm, örttüm, örttüm. Tamam. Her abi şey demek istedi. Ben sizi götüreyim filan satanlara gibi bir şey. Bu arada alışverişimizi yaptık. Evet, sobamız yanmış mı bakalım. Evet, ordu memo yakmaz mı be? Cayır cayır yanıyor hem de. Toparlanacağız şimdi. Her şeyi götürmeyeceğiz. Çantalarımız ağzına kadar dolu ama onların hepsini götürmeyeceğiz. Eşyalarımızı üstümüze giyeceğiz. Olabildiğince atlara yük etmemeye çalışacağız. Yani atların yükü de fazla olmasın hem de bizim yanımızda gereksiz eşya almasın diye uğraşacağız. Evet, videoyu biraz sonra toparlayacağım, bitireceğim. Sonra çünkü bir sonraki bölüm ayrı bir yolculuk hikayesi olsun istiyorum. Ben şimdi Duhalar olan Ulan Batur'dan, yani Molisa'nın başkenti Ulan Batur'dan ulaşması en zor Sibirya'nın etiklerindeki yaşayan, kayıp Türklerde denilen Duhalara ya da Rengeye insanları denilen Duhalara ziyaretimizi ben baştan sona böyle en detaylı şekilde bir video yapmak istedim. Daha doğrusu birkaç video olacak. Neden birkaç video yapıyorum? Tek videoda da yapabilirdim, çok uzun olabilirdi. Ya da direkt Duhaların yanında video açabilirdim. Ama ben istedim ki sıfırdan en sona kadar bir video serisi olsun elimizde. Şimdi 100 bine sabah bir jip bizi alacak, yerleşik yaşayan Duhalara götürecek. Oradan 5 tane at ve bir tane de atların kullanmasını, yani atların başında duracak bir adam olacak. Yani toplamda 5 atımız olacak. Bir de o adama günlük 35 bin vereceğiz. Atlara da günlük 35 bin vereceğiz. 3 gün boyunca 3 çarpı 3 kişiyiz ya, pardon, 6 tane 35 bin çarpı 3 bir maliyetle, şu an hesaplayamadım işte kaç para yapıyor. Duhalara atla gidip gelmemizin masrafı olacak. Orada kaldığımız süre boyunca da herhalde 60 bin vereceğiz toplamda ya da 70 bin, emin değilim. 2 gün 3 gün orada kalacağız. Yani 60-70 çarpı 3 daha olacak. Sonra o atlarla tekrardan yerleşik duhaların oraya gideceğiz. O yerleşik duhaların oradan tekrardan bir jip bulup tekrardan 100 bin 200 bin neyse yine vereceğiz. Tekrardan buraya geleceğiz. Saganur'a. Biz şu an ne yaptık? Mörön'den Saganur'a geldik. Orasının maliyeti de 400 bin oldu. Buradan da tekrardan Mörön'e döneceğiz. Artık araç bulabilirsek toplu taşıma 400-500 bine mal olacak. Bulamazsak kaç milyonuna mal olacak bilmiyoruz. Şimdi bu duhalar ne çok turistik. Yani her gün birinin videolarını izleyebilirsiniz. Ne de hiç keşfedilmemiş. Sonuçta keşfedilmemiş bir yere gitmiyoruz. Dünyada keşfedilmemiş zaten bir şey de kalmadı. Coğrafi keşifler biteri yıllar oldu. Bütün kabileler keşfedildi. Biz olabildiğince az keşfedilmiş ya da kaybolmaya yüz tutmuş. Belki 5 sene 10 sene sonra gelip de bu dağlarda Duha Türklerini, Rengeyi besleyen insanları ya da çadırda yaşayan insanları bulamayacaksınız. Belki son gören insanlardan birisi biz olacağız. 5-10 sene sonra isteseniz de göremeyeceksiniz. Böyle maliyetli gezileri o yüzden yapmak bana çok koymuyor. Burası ticari bir kafada yapılan bir YouTube kanalı değil. Olabildiğince keşif amaçlı değişik yollarda yapılan bir kanaldı. Bu yolculuk buraya kadardı. Beğenirseniz, yorum yaparsanız bize destek olmuş olursunuz. Özellikle de birileriyle paylaşırsanız bu algoritma açısından daha değerli oluyor.
Yarın da Duhalara gidiş maceramı izliyor olacaksınız ama bu bölüm buraya kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.